gönlünde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Doğu Karadeniz'in, Rize'nin yiğit, mert insanları. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Alnının terini çay bahçesine damlatıp oradan bereket fışkırtanlar. O bereketle çocuğunun, çoluğunun, çocuğunun rızkının peşinde koşanlar. Haramdan ve yalandan korkan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu, umut kırıklığı, yükselen bir tansiyon var. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacak. Asla kısır çekişmelerle, kimlik siyasetiyle, lüzumsuz polemik ve kavgalarla meşgul olmayacağız. Ama milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız, onu anlatacağız, müzakereler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız, sesinizi duyuracağız. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum. Normalleşme muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir. Haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem mücadele etmek, sorunu görmek, en yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde de meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesin en gürünü çıkarmaktır. Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana, ne kendisine, ne Rize'ye, ne Türkiye'ye faydası var. Ancak ben buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Bu toplantıda Rize'den katılımın yanı sıra Artvin'den, Trabzon'dan, Ordu'dan, Giresun'dan çay üreticileri var. Hepiniz hoş geldiniz. Bu büyük mücadeleye destek olmak, hemşehrilerinin yanında olmak için Samsun'dan dahi kalkıp gelenler var. Hoş geldiniz. Ben il başkanım Saltuk Deniz'in şahsında tüm illerden gelen sizleri buraya katılımlarına katkı sağlayan il başkanlarıma, örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak
Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi 31 Mart'ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız Türkiye İttifakı'nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden ben Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Sadece CHP'liler değil. Tüm görüşten Rizeliler buradalar. Doğu Karadenizliler buradalar. Biz burada Rize İttifakı'nı görüyoruz. Çay İttifakı'nı görüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Elbette, elbette bir sorun varsa oraya gitmek boynumuzun borcu. Ancak buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil, Atatürk'ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp, çay kanunu çıkarılıp, İsmet Paşa'nın titiz emekleriyle ve çayın babası Zihni Derin'in bu topraklara çayı kazandırmasıyla, yani 100 yıl önce çayı Rize'ye, Doğu Karadeniz'e kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak geldim. Burada elbette burada aramızda çok sayıda emekli de var. Geçen hafta mitinge giderken el kaldırıyor emekliler. Hepinizi çok seviyoruz, hepinizi. Geçen hafta emekli mitingindeydik. Dedim ki her yerden geliyorlar. Ama Rizelilerin haftaya mitingi var. Rize'den gelmese olur dedim. Yine çok sayıda emekli vardı. Ama Rizeli emeklileri çok seviyoruz. Unutmadık. Ben size geldim. Ben size geldim. Meydanda Türk bayrağının yanında miting bayrakları var. Miting bayraklarını gösterin. Üzerinde çayda sömürüye son yazıyor. Ama aynı zamanda bayrağın kırmızısını, çayın yeşilini, çayın karasını ama Filistin bayrağının rengini taşıyor. Bu tasarım için kendi derdini anlatırken Filistin'i unutmayanlar için emeği geçenlere, il başkanımıza, milletvekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Filistin'i tanıyan ülkelere tek tek arıyoruz. Teşekkür yazıları yolluyoruz. Şu ana kadar 50'ye yakın ülke tanıdı. Bütün dünyanın Filistin'i tanımasını bekliyoruz. Zulüm dursun diyoruz. İsrail'in yaptığı katliamları, soykırımını bir kez de Rize'den lanetliyoruz. Yıllarca Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasıyla övündük. Üç tarafı denizlerle sevrili, kendi kendine yetebilen, dört mevsimi yaşayan, topraklarına ne ekersen yüksek verim alınan bir ülke olmakla övündük, gurur duyduk. Ancak son yıllarda bir tarım ülkesi olma vasfını kaybettiğimizi üzülerek takip ediyoruz. Bereketli topraklarımız varken Afrika'da, Venezuela'da toprak kiralayıp tarım yapanlar var. Oysa bizim ülkemizde her yıl Trakya kadar ekilir, dikilir toprak.
AK Parti iktidarı boyunca Hollanda kadar ekilir dikilir topraklar boş kaldı, kaybedildi. İşte bu sebeplerle biz köylünün, çiftçinin, tarımda çalışanların haklarını korurken bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü hiç unutmuyoruz. Kendi ürünümüzü 1 liraya alıp uluslararası şirketlerin 10 liraya bize sattığı bu düzenden hep birlikte rahatsızız. 2003 yılında çiftçi kayıt sisteminde ÇKS'de 2.8 milyon çiftçi kayıtlıyken 20 yıl sonra 2.3 milyon çiftçiye düştü ve 20 yılda nüfus 20 milyon artarken maalesef 500 bin çiftçiyi kaybettik. Hal böyle olunca 20 yılda 20 milyon artan nüfus ama 500 bin çiftçi kayıp 20 milyon ton buğday üretimi varken 2002 yılında 20 yıl sonra aynı miktarda buğday üretimi. Tarihimizde en fazla et ithalatı bu iktidar döneminde yapıldı. 22 yılda 356 bin ton et ithalatına 1.8 milyar dolar para ayrıldı. Son bir yılda küçükbaş hayvan sayımız 4 milyon azaldı ve 2023 yılında küçülen, daralan tek sektör tarım sektörü oldu. Çiftçilerimizin bankalara olan borçları bir yılda tam %88 arttı. Yine çiftçilerimizin artan borcunun toplamı 652 milyar liraya ulaştı. Ülkemizde çiftçilerin yaş ortalaması yükseliyor. Çiftçilerin yaş ortalaması 58. Her 4 genç çiftçiden 3 tanesi en kısa zamanda tarımı bırakmak, başka işlerle uğraşmak istediğini söylüyorlar. İşte bir ülke için beka sorunu o mudur, bu mudur demeye gerek yok. Eğer bir ülkede çiftçilerin yaş ortalaması 58 olduysa, 4 gençten 3'ü yurt dışına gitmeyi hayal ediyorsa, 4 çiftçiden 3 tanesi tarım yapmak istemiyorsa, işte o ülke için gerçek beka sorunu budur. Tabii ki çay üreticisinin özel sorunlarına değineceğim. Ama öncesinde Türkiye'de hepinizi ilgilendiren tarımda çiftçilerimize neleri yapmamız gerektiğini, neleri önerdiğimizi söylemeliyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sadece sorunu gören, duyan, söyleyen değil, çözümlerini de anlatan, nasıl çözüleceğine öneriler sunan bir partidir. Çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için önce kanuna uyacağız. 2006 yılında kanun çıktı. Çiftçilere gayri safi milli hasılanın %1'i kadar destekleme verilecekti. Peki hiç verildi mi? Hiç verilmedi. Ne kadar veriliyor? %2. %1, %2. Öyle olunca toplamda 853 milyar lira alacağınız var devletten. Sadece geçen sene 178 milyar TL ödenmesi gerekirken size ödenmeyen desteklemedir. Ve bu sene eğer
%1 verilecek olsa alınacak para 410 milyar TL iken bu parayı sizlere, çay üreticilerine, fındık üreticilerine, bizi doyuranlara ödemek yerine çetelere, müteahhitlere, zenginlere verenlere yazıklar olsun. Hangi ürüne ne destek verileceği bir yıl önceden ilan edilmelidir. Çiftçi ne ekip biçeceğine ona göre karar vermelidir. Ayrıca bu ürünlerden destek verilen, üretilmesi istenenler için yüksek primli teşvik sistemi oluşturulmalıdır. Ve sulamada kullanılan elektrik borçları hemen bugün değil, ürün satılınca ödenebilmelidir. Çiftçimizin banka borçlarının faizleri tamamen silinip bir kereye mahsus hem tarım borçları, tarım kredisi borçları, hem yüksek faizli diğer borçlar, hem de kredi kartı borçlarının faizi silinmeli, ana para 5 yıla bölünmelidir. Çiftçinin elinde kalan ürünler devlet tarafından mutlaka alınmalı. Gıda enflasyonunu düşürmek için üretici fiyatını düşürmek yerine üretim maliyetlerini düşürmek ve çiftçilerin çektikleri sıkıntıları bitirmek gerekir. Şimdi merhaba. Çaya gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Rize Meydanı'nda yapmış olduğu bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği bir noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Ancak Türkiye çay tüketiminde 1. sıradayken çay üretiminde 5. sıradadır. Yani diğer ürünlerde çayı, örneğin üzümün çoğu ihraç edilmektedir. Fındıkta benzer durumlar vardır. Ama çayda yerli tüketim yeterince vardır. Sadece çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak, kaçak çaya engel olarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir. Çare buradadır. Bir buçuk milyon insan, 210 bin aile çayla geçiniyor. Ve maalesef bugün en büyük sıkıntı, Cumhuriyet tarihi boyunca en kötü durum buradadır. Biliyorsunuz bir çay fiyatı açıkladılar. Çay fiyatı. Kim açıklar çay fiyatını? Bakanlar açıklar. Başbakan açıklar. Şimdi bakan yok, başbakan yok. Hükümetin başı gelir açıklar. Senelerce tütün fiyatı memleketin Manisa'da, Akhisar'da açıklandı. Üretici fiyatı beğenirse kasketi havaya atardı, gazeteler yazardı. Fiyat güzel, kasket havada. Fiyat beğenilmezse kasketi alırdı, yere çalardı. Tütün fiyatı kötü, kasketler yerde. Şimdi hadi bakalım, gelin açıklayın, ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin Rizeli'nin gözüne bakın. 17 lirayı söyleyin. Bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor? Yazıklar olsun.
17 lira çay fiyatını açıklamaya utanıp tweet attırıyorlar. 2 lirada destekleme var diyor. Seneye Mart'ta Nisan'da. Bugün gübre kaç para? Nisan'da kaç para olacak? O yüzden o 2 lirada bugünün 2 lirası değil ha. Bir sene sonranın 2 lirası neredeyse. 17 lirayla geçim olur mu? 17 lirayla ev döner mi? Geçinilir mi? Borçlar ödenir mi? Bu iş yapılır mı? Bu 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Sadece maliyetleri karşılamıyor. Bakın bugün kalktım gittim. Gündoğdu'daydık değil mi? Gündoğdu'da çay bahçesine girdim. Öğrendim. Makasla kestim. Baktım. Bu güneşte bu uğraş. Dediler ki bir de bunun yağmuru var. Ayazı var. Soğuğu var. Bu kadar alın teriyle bu kadar emekle üretilen çaya verilen bu fiyat çay üreticisine sen artık bu işi yapma, sen iflas et, sen aradan çekil, biz zenginlerle yürüyeceğiz demektir. Bunu kabul etmiyoruz. Bakın orada bir amca dedi ki bana eskiden bir kilo çay satardık, bir kilo zeytin alırdık. Doğru mu? Bakın Türkiye, duyun bu sesi. Eskiden bir kilo çay satardık, bir kilo zeytin alırdık. Doğru mu? Şimdi zeytinin kilosu 300 lira. 300. Bir kilo çay 17 lira. Bir kilo çayla 100 gram zeytin alamıyorsunuz artık. Geldiğimiz nokta budur. Duyun bu sesi. Duyun. Bakın bir kilo çay iki ekmek almıyor. Ekmek 10 lira. Gerçi burada 12,5 yapmışlar. Sonra geri almışlar. Yahu arkadaş bu nasıl bir iş? Türkiye'nin en pahalı ekmeği Rize'de. Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Rize'de. Her şeyin pahalısı Rize'de ama çaya para vermeye gelince 17 lira. Olmaz, olmaz. Çaykur'u varlık fonuna devrettiler. Milli bir varlığı. Ve Çaykur Sayıştay raporlarına göre 5 milyar zarar ediyor. 5 milyar. Bu zarar kimden çıkıyor? Çay üreticisinden çıkıyor. Kimden çıkıyor? Çaykur emekçisinden çıkıyor. Ülkemizin önemli bir çay üreticisi olmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde maalesef İthalattan vazgeçilmedi. 2006 yılından bugüne kadar 475 milyon dolar yani 15 milyar TL'lik çay ithal edilmiş. 15 milyar TL ithale vermek yerine Rizeli, Artvinli, Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu çay üreticisine verilseydi bugünlere gelmezdik. Gerçekten geçmişte çayı satıp araba alanlar, çayı satıp çocuk everenler, çayı satıp düğün yapanlar şimdi çayı satıp borçlarını ödeyemiyorlar. Böyle düzene yazıklar olsun. İsyan ediyoruz. Kısaca önemli bir şey daha söyleyelim. Büyük dertli olanlar var.
Çaykur'da çalışan işçiler var. 11 bin Çaykur işçisi var. Nerede işçiler? Göreyim Çaykur işçilerini. Salla elini. Çaykur işçileri artık 6 ay çalışıp 6 ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçileri artık enflasyonun altında zam ala ala sendikaları da o pazarlıkları, o savunmaları yeterince güçlü yapmadı. Maaşlar eridi. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgari ücretin 4,5 katını alıyorken bugün 1,5 asgari ücrete kadar gerilediler. Ve bir gerçek var. Bir gerçek şu. 1,5 asgari ücret iyiymiş demeyin. 6 ay var, 6 ay yok. Böylelikle Çaykur işçisi asgari ücretin de altında çalışıyor. Ayrıca Çaykur işçisinin artık kadro talebi var. Çaykur işçisine kadroyu verin, 12 ay maaş almalarını sağlayın. Onlar boş oturmak değil, çalışmak, üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyorlar. Şimdi geldik, çay üreticisinin sorunları nasıl çözülecek demeye. Bunun birincisi, bir çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Ancak bu kanun, hükümetin 1,5 yıl önce getirdiği çay üreticisini perişan eden, tamamen özel sektörün eline teslim eden, uluslararası çay tekerlerinin topraklarımızda egemenlik kurmasını sağlayacak bir teklif olmamalıdır. Biz geçmişte sizin hemşeriniz İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Bekeroğlu'yla, bu dönem sizin evladınız bizim abimiz Tahsin Ocaklı'yla dörtbaşı mamur bir çay teklifi verdik. Dörtbaşı mamur teklife evet dediğinde işçinin de sorunu çözülüyor, üreticinin de sorunu çözülüyor, Rize'nin de yüzü gülüyor. Trabzon'un da, Artvin'in de, nerede çay üreten varsa yüzü gülüyor. Tahsin Bey önergeyi verdi. Maalesef AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yollamayalım, şunu söyleyelim. Buradan çağırıyoruz. Tahsin Bey, öneriyi bir daha verin. Hemşerileriniz için verin. Buradan Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a, Rize'nin bütün milletvekillerine, Karadeniz vekillerine sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, gözünüzün içine bakacağız. Rize'yi unutmayın. Kaldır elleri. Çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın. Bu eli boşta bırakmayın. Tutun elimizi. Tutun. Önergeyi reddetmeyin. İki kez önerge reddedildi. Her yıl üretim maliyetlerinin üzerine mutlaka hakkaniyetli bir kar oranı konularak taban fiyat erkenden açıklanmalıdır. Ayrıca organik çay üreticisinin taban fiyatı da açıklanan fiyatın en az 2 katı olmalı ve erkenden açıklanmalıdır. Efendim, önce satılsın, fiyat oluşsun, sonra verelim değil. Organik çay desteklenmeli, fiyatı bir an önce açıklanmalıdır. Milli ürünümüz çaya yönelik
özellikle gübre olmak üzere desteklenme oranları arttırılmalı. Çay üreticisine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlanmalı. Çay bahçelerinde verimliliğin artması için düşük verimlilikle mücadele yapılmalı. Ürün çeşidi arttırılmalı. Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmelidir. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey? Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım. CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz. Çayları yakmaya Kemal Bey'i de davet edeceğiz. Hep beraber. Kemal Bey'in sözü partimizin sözüdür. Eninde sonunda o işi yapacağız. Ham madde alımında, kalite kontrol noktalarında yeterli çay eksperi, ziraat mühendisi bulunmalıdır. İş bilmezlerin eline güzelim çay üreticisinin emeği terk edilmemelidir. Çay kooperatifleri güçlendirilmelidir ve biraz önce söylediğim öneriyi şimdi çay üreticisi için neler yapılmalı diye sıraladığım 10 maddenin son maddesi olarak bir kez daha ifade ediyorum ki hem mevsimlik işçilere kadro verilmeli hem de çay üreticisinin örgütlenmesinin önüne geçen sendikal hakları mahkeme kararıyla iptal edilmemeli, üretici sendikasına izin verilmelidir. Bir önemli şikayeti de bugün duydum. Fotoğraflar gösterdiler. Rize'de 160'a yakın özel fabrika var. Bunların pek azının bacasında filtre var. Yani kurum çıkıyor. Doğru mu? Ne yapıyorlar? Çayın parasını onlar kazanıyor. Karasını Rize'nin üstüne saçıyorlar. Buradan hepsine sesleniyorum. Ama öncelikle ilgili bakanlıklara sesleniyorum. Bu fabrikaların bacalarına filtre takılacak. Bunu ilgili bakanlık mutlaka denetlemelidir. Nasıl insanlarsınız? Nasıl insanlarsınız? Parayı kazanıyorlar, karayı saçıyorlar, Rize'yi hasta ediyorlar. Sayın Bakan, bu işin peşini bırakmam. O filtreler takılacak, o denetim yapılacak. Rizeliler artık o kötü kurumu solumayacaklar. Sadece çay için değil, bölgede en önemli sıkıntılardan bir tanesi de fındık üreticisinin sorunları. Türkiye %70'ini üretiyor ama parayı çok uluslular kazanıyor. İhracat gelirimiz 2 milyar dolar civarında. Maliyetler her gün artıyor. Biz fındığın sorunlarını biliyoruz. Fındıkla ilgili sakın çayda yapılanları yapmaya kalkmayın diye uyarıyoruz. Karadeniz'i batısından, ortasından doğusuna yalnız bırakmamaya, Karadeniz'le birlikte olmaya söz veriyoruz. Hep burada olacağız. Hep yanınızda olacağız. Bugün Rize'ye geldik. Sizi duyduk. Sesinizi duyurduk. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Bugün burada olan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara,
milliyetçi demokratlara, Rize'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Artık çayın baş tacı olduğu günleri görmek istiyorum. Tabutun içinde yaş çay üreticinin tabutuna çivi çakıldığını görmek istemiyoruz. Artık yüzümüz gülsün, Rize'nin yüzü gülsün istiyoruz. Rize'deki AK Partililer, Rize'deki MHP'liler, alın terinin rengi, alın terinin partisi olmaz. Alın terinin rengi olmaz. Alnınızın teri kutsaldır. Alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur. Buradan gerçek ve doğru çay fiyatını 31 Mart tarihinde yapılan seçimden önce Rize pazarda 25 lira olması gerektiğini söylemiştim. Buradan çağrımı tekrarlıyorum. 17 liralık fiyatın üzerine tam 8 lira desteklenme verilmeli. Bu parada en geç Ağustos ayının sonunda ödenmelidir. Buradan sesimizi duyuralım. Ne kadar istiyoruz? 25. Çay fiyatı kaç para olmalı? 25. Kaç para? 25. Kaç para? 25. Bu sesi duyun. 25 lira çay fiyatı olmalıdır. Açıklanan 17 liranın üstüne 8 lira prim Ağustos ayında yatmalıdır. Okullar açılmadan, çocuklar dershaneye yazılmadan, üniversiteye gitmeden, kış gelmeden bugüne kadar verdiğimiz çayında, bundan sonra vereceğimiz çayında farkını istiyoruz. Rize'nin güzel insanları, bir güçlü alkışı kendinize yapar mısınız? Bundan sonra sizlerle olmaya, derdinizi dile getirmeye, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çay Üreticileri Derneği'ne, Çayıyat'a teşekkür ediyorum. Sendikalara, sendikal mücadele içinde olanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca kadro peşinde olan Çaykur emekçilerine teşekkür ediyorum. Biraz önce beni karşılayan geçmişteki ittifak ortaklarımıza, ilçe başkanlarımıza, Demokrat Parti'ye, Gelecek Partisi'ne, İyi Parti'ye çok teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve şuna inanın, mücadele edeceğiz ve biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyor Genel Başkanımız. İşte meydan, bu meydan. Rizeli'nin çayı içilir. Emeği yenmez. Hakkı yenmez diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Bin bir emekle üreten, alnının terini çay bahçesine akıtan. Duysun sesimizi, duysun dost düşman. Duysun sesimizi, duysun dost düşman. Çay parçamızı açalım İsmail, çay parçamızı. Evet, Rize'nin Karadeniz'in ezgileriyle selamlıyoruz sizleri. Hoşça kalın. Bu meydanlar umudun meydanları. Bu meydanlar birlikteliğin meydanları. Bu meydanları
hakkın, hakkın meydanları, hukukun meydanları, bu çaycının hakkının sesi bu meydanlar. Rize'den Türkiye'ye selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel, siz kıymetli hemşehrilerimizi sevgiyle selamlıyor.